Merhaba komite arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Survivor All Star kimliğinde konuşacağız. Evet, sinirler gerildi. Arayla Seda arasında oyun başlığında ve konseyde tartışmalar çıktı. Tabii ki mavi takım şu an demoralize oldu. Çünkü üst üste iki oyun kaybetmeleri ve üst üste iki oyun kazanmaları kırmızı takıma çok çok şey kattı. Özellikle kırmızı takımda moraller yüksek. Sercan performansı gayet iyi. Yunus Emre gayet iyi yarışıyor. Baktığında herkes üstüne koyuyor, koyuyor gidiyor ama mavi takımda sinirler gergin. Bir de Poyraz fitili ateş ediyor arkadaşlar. Özellikle mavi takımda bizi aşağı çeken isimler var dedi. Kim bu isimler? Tabii ki Hakan Ayus hemen cevabını verdi. Ama Seda ile özellikle Hilem baktığım zaman Alen arasında tartışmalar çıktı. Peki Seda da gergin. Baktığım zaman çünkü Seda dediğim gibi Alen olsun, Nagihan olsun kadınlar alanında en iyi yarışmacılardan biri. Fakat şurada böyle bir durum var arkadaşlar. Haftanın dördüncü dokunmazlık oyunu bu hafta oynayacak. Kritik, yüksek tansiyonla bir düello geçmesini bekliyorum. Çünkü mavi takım agresif olacak. Tabii ki patlayan bomba gibi isimler var. Kırmızı takımda Avatar Takan olsun, Sercan olsun. Özellikle Yunus Emre'ye dikkat etmek lazım. Yunus Emre sinirine hakim olması gerekiyor. Şu an Yunus Emre gayet iyi yarışıyor. Biraz sinirine hakim olursa oyuna konsantre olduğu takdirde kırmızı takım eğer bu maçı da kazanırsa haftanın dördüncü dokunulmazlığını bu sefer dediğim gibi mavi takım için nasıl diyeyim karpuz gibi ortadan ikiye bölme ihtimali var arkadaşlar. Gruplaşmalar zaten var. Hem söyleyeyim hani özellikle yakın ilişkiler dediğimiz Flores, Ogeday, Yaman, Yasin, Hakan'a karşı bunu biliyoruz. Batuhan'a karşı. Batuhan, Hakan özellikle Seda olsun, Ays olsun, Yağmur olsun yakın davranıyorlar. Böyle bir gruplaşma olduğunu görüyorum. Evet. Özellikle Aleyna bu performansıyla ben adada kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aysu da iyi performans sergiliyor. Tabii ki Berna'nın performansı önemli olacak. Peki Berna'nın yanına kim gelecek? Kırmızı takımdan mı? Mavi takımdan. Bunu hep beraber bu hafta izleyeceğiz. Özellikle dediğim gibi bu hafta hem düellolarda hem de dokunmazlık oyunda sert geçecek bir düello bekliyorum. Yüksek tansiyon bekliyorum arkadaşlar. Çünkü mavi takım iyice demoralize olması için bu maçı kazanması lazım. Ve özellikle şunun altını çizeyim arkadaşlar. Tabii ki Acun Bey konseyde çok önemli açıklamalarda bulunacak.